Fatmaca Psikiyatri Anabilimi Alanı Fırat Üniversitesi. Yaklaşık çeyrek asırdır orada yani Elazığ'ını zannediyorlar artık kendi. Orada devam ediyor. Bilişsel davranışçı terapi eğitimlerine de yaklaşık işte 10 yıldır falan da bilişsel davranışçı terapi eğitimleri yapıyorum. Peki Enstitüsü'nde eğitimleri bitirdikten sonra sertifikasyon süreçleri vesaire derken eğitici pozisyonda da bayağı bir süredir bilişsel davranışçı terapi eğitimini veriyorum ama artık üçüncü dalga dediğimiz işte mindfulness temelli bilişsel terapiler ve kabullenme temelli terapi ve beraberinde en sonda metakognitif terapi. Şimdi metakognitif terapi bir kere kognisyonlara binmek, bilişlere binmek ve bilişsel kuramı bilmek. Ben eğitimleri verirken de söylüyorum hep. Hani bu ifadeyi kullanırım. Bir gün benden eğitim alan arkadaşlardan da var. Ya bence büyülü bir şey. İnsanın kendini tanıma yolunda oldukça önemli bir kuram, bilişsel kuram. Bilişsel kuramı bilince, düşüncelerle tanışınca kişi kendini daha iyi tanımaya başlıyor diye düşünüyorum. Ne kadar çok kendini tanırsa da aslına bakarsanız ruhsal bozukluklara karşı da kişiyi korumaklı hale getiriyor. Ben 3-4 yıl kadar önce bizim Gazi Psikiyatri günleri vardır. Burada işte biraz daha böyle uç konular, ekstrem konular konuşulur. Bir gün orada kongreyi düzenleyen Gazi Üniversitesi'nde Erdal Hoca vardı bizim. En emektar hocalarımızdan biri. O demişti ki Murat böyle ekstra bir konu anlatır mısın? Böyle uç bir konu olsun ekstrem. Anlatayım hocam, ne anlatayım? Size şeyi anlatayım hani. Psikiyatri ile psikoloji alanıyla ilgilenen profesyoneller ruhsal olarak sağlıksız kişiler mi? Hani böyle toplumda vardır ya işte onlar aslında ruhsal sağlığı bozuk kişiler falan diye. Bunun böyle olmadığını aslında İnsan bilişsel kuramı özellikle bilince ruhsal bozukluklara karşı daha korunaklı hale gelir. Bunu savunan bir konuşma yapmıştık. Bu nedenle diyorum ki yani bilişsel kuramı bilince insan kendini daha iyi tanıyor. Zaten insan birilerine yardımcı olabilmesi için önce kendisini tanıması gerekiyor. Kendini tanımadan başkasına yardımcı olmak da çok mümkün olmuyor. Şimdi aslında ben söyleşi olduğu için ya da formatı size sorayım. Şimdi ben önce sunum yapayım diye düşündüm. Daha sonra söyleşi diye konuşunca soru cevap tarzında yapabiliriz diye. Çünkü bir saat bir zaman ayırdık. Ondan daha fazla da ayırmayalım. Ben de sabahtan beri eğitimdeyim. Onun için çok da sizleri de sıkmamak. Ben de izninizi istemek için bir saatlik bir şey planladık. Söyleşi tarzında soru cevap merak ettiğiniz hem bilişsel terapiyle ilgili hem metakognitif terapiyle ilgili tabii ki ağırlıklı olarak olabilir. Ya da böyle biraz daha hızlandırılmış bir sunum yapıp biraz sizi de tanıtıp arkasından birkaç egzersiz de bitirip belki ondan sonra soru cevap. İkinci daha herhalde tercih edilen bir şey. O zaman buradan da izninizle şöyle geçiyorum. Şimdi metakognitif terapi ile ilgili geçmeden böyle minicik bir bilişsel davranışçı terapiden bahsedelim. Çünkü işin kökeninde bilişsel davranışçı terapi var. Çünkü metakognitif terapinin mantığını anlamak için de bilişsel davranışçı terapiyi biraz özümsemiş olmak gerekiyor. BDT'nin temel mantığı ruhsal bozuklukların altında yatan mekanizmanın hastanın ruhsal durumunu ve davranışlarını etkileyen şeyin aslında çarpıtılmış düşünceler olduğu, işlevsiz düşünceler olduğu hepimizin malumu. Bu işlevsiz düşünceler, işlevsel olmayan tepkileri duygulara ve çoğunlukla fizyolojik belirtilere ulaşıyor. Ne tür? İşte çarpıntı, terleme, titreme, nefes kesilmesi. Kişi bu düşünceleri fark ederse, yani otomatik düşünceler diyoruz buna, ABC modeli içerisinde, bu otomatik düşünceleri fark edip yakalamaya başlarsa ruhsal yönden bir kere tedavide en büyük adımı atmış oluyor arkadaşlar. Yani B'yi tanımak, B'de otomatik düşünceleri tanımaya başladığımız zaman, işlevsiz olanları tanımaya başladığımız zaman bunun tedavi edeceği bir değeri var. Kaldı ki biz ödevlerde diyoruz ki, olumsuzu bile kaydetmenin terapötik tedavi edici değeri vardır bu nedenle. Eğer bunları değiştirebilirsek ruhsal yönden kişiyi daha sağlıklı bir hale getiriyoruz. Meşhur ABC modeli. A olayı,
mı C sonucunu ortaya çıkaran duygu ve davranışları oluşturan A olayından ziyade A olayla ilgili yapılan yorumlar, yani B noktasında yapılan yorumlardır. Evet, BDT ile ilgili temel yaklaşım bu. Evet, buraya eğitimlerde kullandığım slaytlardan koydum. Şimdi terapi deyince ve karikatür deyince aradığınız zaman hep divan çıkıyor arkadaşlar. Yani dünyada terapi deyince hala divan kabul ediliyor. Onun için de karikatür koyalım dediğimiz karikatürler de divanla ilgili. Şimdi metakognisyon nedir? Öncelikle metakognitif terapiye girerken metakognisyon insanoğlu ne düşündüğünü, ne hissettiğini, neyi bilip neyi bilmediğini bilebilen tek canlı. Maymunlarla ilgili bazı çalışmalar var. Onlarda da metakognisyon var mı acaba falan diye bakılmış ama gerçek anlamda, insandaki anlamda yani ne düşündüğünü de düşünebilen bir varlık değil. Yani insan dışındaki varlıklar. İnsanoğlu ayrı bir varlık gerçekten. Müstesna. Yani ne düşündüğünü de fark edebilen bir varlık. O açıdan metakognisyon bir de insan olmayı ayırt ettiren de bir şey. Beyinle ilgili neresi metakognisyonu yönetiyor diye çalışmalar yapılmış. Şimdi biz de bir çalışma planladık. Metakognitif terapi ile ilgili eğitici programda ben bitiriyorum. İşte Kasım gibi inşallah bitecek. 26-27 Kasım'da orada olacağım. Sertifikasyon töreni vesaire olacak. Onlarla kendimiz de birkaç çalışma planladık şimdi. Bir tane çalışmayı da gönderdim hatta onlarla beraber yaptığımız. Beyinle ilgili hangi alan diye baktığınızda ön beyin. Beklemeyeceği üzere. Ön beyindeki ventre medial prefrontal korteks. Ventre medial prefrontal korteks yayınlarda falan VMPFC diye kısaltılır. VMPFC diye. Bu bölge metakognisyon bölgesi. Metakognitif terapi de bu bölge üzerinden işliyor. Aklınızda olsun. İşte insanoğlu ne düşündüğünü, ne hissettiğini biliyor ya, kognisyon dediğimiz bu içeriklerin de farkında olabilme, yani olaylara biraz daha yukarıdan bakabilme halinde biz metakognisyon diyoruz. peki, düşüncelerin rolü. Biraz önce BDT'den kısa bahsettim ya, düşüncelerin duygusal sonuçlar ve davranışlar üzerine etkisinin olduğu nosyonunu BDT zaten iyice yerleştirmiş. Bilişsel davranışçı teorilerde düşünce içeriği çok önemli. Düşünce içeriği önemli. Ama nasıl düşündüğümüz, düşüncelere nasıl tepki verdiğimiz üzerine enteresan şekilde bilişsel davranışçı terapi bu konuyla çok ilgilenmiyor. Düşüncenin içeriğiyle uğraşıyor ama düşünceyi, ya bu düşünceyi nasıl elde ettiğimiz, niye böyle düşündüğümüz konusunda ilgilenmiyor. İşte metakognitif terapi çok kabaca neyi düşündüğümüz değil de nasıl düşündüğümüz üzerine. En büyük fark bu. Neyi düşündüğümüz değil, nasıl düşündüğümüz. Ya da düşünce içeriğinden çok düşünceye nasıl cevap verdiğimiz. Düşünceyle ilişki tarzımız. Ve bilişsel davranış terapi ise düşüncenin içeriğiyle ilgileniyor. Evet. Metakognitif terapi eğitimine başlayınca meşhur 3 soru vardır arkadaşlar. Dün gün boyunca kaç tane olumsuz düşünce zihninizden geçti diye düşünün. Onlarca, yüzlerce, binlerce değişik her birimizde bir sürü farkında olarak ya da olmadan düşünceler geçmiştir. Dünün bu düşünceleri bugün yok. Peki, böyle birden kaybolup gidiyorlar. Ruhsal bozukluklarda onu kalıcı hale getiren nedir? İşte bunu metakognitif Kur'an bunun üzerine odaklanmış. Yani neden bazı insanlarda dünün bu düşünceleri, bugün zihnimize gelen düşünceler neden kalıcı hale geliyor ve kişiyi uğraştıran bir durum haline geliyor? Nasıl bir ilişki tarzı kuruyoruz ki onunla uğraşmaya başlıyoruz? Düşünceler ortaya çıkmakta ve ruhsal bozukluklarda ise mesela bazıları serbest bırakılıp giderken bazıları da sündürülmekte ve tekrar tekrar kullanılmakta. Yani recycling yapıyor. Tekrar tekrar aynı düşünceyi kullanıyor. İşte metakognitif terapi bu içsel deneyimlerimizde. Yani düşünceleri gereksiz yere recycling yapma meselesi, yani geriye dönüşümlü olarak kullanıp tekrar atıp atıp tekrar kullanma gereği olmadığı halde kullanma işini neden yapıyor, neden böyle hatalı bir ilişki içerisinde onu aslında ele alıyor metakognitif Kur'an ve metakognitif terapi. Evet, şunu geçebilirim. Zaten
zamandan da kazanmak, sorunlarınızı da zaman ayırmak için. Daha özetle metakognisyonlar zihnin sağlıklı veya sağlıksız kontrolünden sorumludur. Yani düşündüğümüzün ötesinde nasıl düşündüğümüzü belirleyen şey metakognisyondur arkadaşlar. İyi günler diyor, aşı olmak istiyorum. Bakış aşısı var mı sizde? Ne aşısı olacaktınız diyor. O ne birader diyor. Hani böyle olaylara yeni bir bakış aşısı getirmek için. Hadi git falan diyor. İğneleyici bir şey söyle bari. Evet. Metakognisyon. Mesela bir panik bozukluk hastasına metakognitif terapiden ne öğrendiği takip ederken. Ne öğrendin sen bu metakognitif terapiden diye. Sorduğumuzda verdiği cevap şu. Düşüncelerime ve duygularıma cevap verme tarzındaki çarpıklığı öğrendim. Meğer bu tarzda yangına benzin döküyormuşum ifadesi aslında mantığı anladığını gösteriyor. Düşüncelerle nasıl bir yanlış ilişki kurduğunu anladığını görmek bizim için hastanın artık metakognitif moda, metakognitif aşamaya geçtiğini gösteriyor. Şunu da söyleyeyim, hani metakognitif terapiyle ilgili bir sürü artık bilişsel davranış terapiyle hasta takip ederken MCT diye kısaltayım, uzatmayayım. MCT ile de hasta takip ediyorum. MCT'nin bugün arkadaşlarla konuşurken söyledim aslında. MCT'nin de şöyle bir özelliği var yalnız. Yani MCT ile hasta MCT'nin temel mantığını anlayınca level atlıyor sanki böyle. Eğer anlayamazsa da hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani o bunu içselleştirmek ve hastaya da bunu öğretmek. Öğrettiğiniz zaman ve bunu gerçekten öğrendiği zaman gerçek anlamda bir aşama kaydediyor ve bunu hastanın cevaplarından, hastanın söylemlerinden öğrenebiliyorsunuz, anlıyorsunuz. Yani gerçek bir level'ı atlıyor aslında onu öğrenince. Beck veya Ellis'in terapisinden benzer ve temel bazı farklılıkları var. Yani CBT'den farkı, şimdi işlevsiz inançlar ruhsal bozukluğa yol açmaktadır. Tamam, kabul. Ama daha çok işlevsiz inancın kendisinden ziyade düşünceler üzerine abartılı, sözel düşünme, endişe ve ruminasyon, yani düşünce üzerine düşünme aslında ruhsal bozukluğu ortaya çıkarıyor diyor metakognitif kuram arkadaşlar. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Metakognitif terapi birazcık bilişsel davranışçı terapi tabii. Temelde bilişsel davranışçı terapi olacak. Bilişsel kuramın temeli bilişsel davranışçı terapiyle öğretiliyor. Onu da devalüe etmek, değersizleştirmek için söylemiyorum ama metakognitif terapi, bilişsel davranışçı terapiye birazcık sorun çözüm terapisi gibi bakıyor. Yani fazlaca böyle sorunla uğraşıyor, düşünceyle uğraşıyorum derken. Mesela ABC modelini bahsettim ya, B'deki B düşünceydi ya. Mesela şeyde de biraz sonra çok kısa bahsedeceğim ve bitireceğim. Metakognitif terapide de AMC modeli var. AMC modelin A'sı olayı tetikleyici düşüncenin kendisi. Yani düşünceyi de bir metakognitif terapi düşüncenin kendisini işin başlangıç noktası, olay olarak kabul ediyor. Ama bilişsel davranış terapi onun kendisiyle uğraşıyor ve çalışıyor. Ama metakognitif terapi o noktadan başlıyor. O nokta başlangıç noktası. Ondan sonrayla uğraşmak lazım aslında. Bilişsel davranış terapi ruhsal bozuklukların nedeni olaylar değil, bu olaylarla ilgili çarpık düşünceler olduğunu iddia eder ve tedavi için ne yapar? Düşünce içeriğini değiştirmek için çaba sarf eder. Düşünce içeriğiyle uğraşır. MCT ise bireyin nasıl düşündüğünü ele alır, problemin işlevsiz düşüncelere esnek olmayan ve tekrarlayıcı tarzdaki cevap vermek tarzından kaynaklandığını ileri sürer. Ve eğer kişi metakognitif moda geçmezse gerçek bir değişim olmayacağını. Gerçek değişim olmamanın en büyük göstergesi de hastalıkların çok hızlı bir şekilde maalesef tekrar edebilmesidir. Kaldı ki bilişsel davranış terapi ilaç tedavilerine göre biz yani sıklıkla ilaç tedavisiyle beraber kullanıyoruz. Daha sonra ilaç tedavisini kesiyoruz gerekirse. Mesela ilaç tedavisine göre tekrarlayıcılık riskini çok azaltıyor. Ama metakognitif moda geçip metakognitif terapinin mantığını anlayan ve terapi sürecinden geçen bir hastada da yani o zihinsel sürecini artık iyi tanıyan birisinde tekrarlama riski çok daha azalıyor. Bu da bir yetersizim diye düşünen hastaya CBT terapisti yetersiz olduğunu gösteren kanıtın ne diye sorar. Yetersiz olduğunu gösteren kanıtın ne?
yetersiz olmadığını göstermeye çalışsaydık, bunu ispat etmeye çalışsaydık ne tür kanıtlar ileri sürerdin der. Halbuki MCT terapisti yeterliliğinizi değerlendirmenizin amacı ne? Yeterlikle nereye gitmeyi hedefliyorsunuz? Yeterlikle bu kadar uğraşmakla ne elde ediyorsunuz? Yeterlikle ilişki tarzınızda bir yanlışlık yok mu diye. Burayla uğraşıyor. Bakın çıkış noktaları. Birinin bittiği noktada B ile uğraşıyoruz, ABC modeli. B'nin bittiği noktada metakognitif terapi başlıyor arkadaşlar. İnsanların çoğu hayattan değişik dönemlerinde yetersizim diye düşünürken bu düşünceye sahip bazı bireyler başarılı olmak için yeni çabalar geliştirir ve yetersizlik hisleri birden ortadan kalkar. Düşünceleri daha doğrusu istemeyinde. Bunun için yeni çabalar geliştirirler. Bazıları da zayıflık ve kişisel yetersizlik düşünceleri şeklinde bir düşünce zinciri takip eder. Wells'e göre bu farklılığı oluşturan metakognisyonlardır arkadaşlar. Wells'e göre bu farklı oluşturan. Yani birisi yetersizim düşüncesiyle zihninde yetersizim. Mesela bir başarısızlık sonrası yetersizim diye düşünmeye başlayıp daha sonra elde ettiği bazı başarılarla yetersizim düşüncesi ortadan kalkar. Ama yetersizlik düşüncesine takılıp bunu sündürerek devam eden hastalarda işte problem metakognisyonlardır. Soru sorabilir miyim hocam? Adrian Wells tabii ki. Metakognisyonlardan kastım işte başarısız olan birinin işte hayat içerisindeki çok çabalaması, çalışmalar yapması. Evet. Dinamik psikoterapi baktığımızda, o açıdan baktığımızda biraz da savunma mekanizması olarak ele alınıyor. Yani dinamik psikoterapideki savunma mekanizmaları buradaki metakognisyonların karşılığı gibi denilebilir. Tam değil. Şimdi metakognisyonlardan bahsedeceğim birazcık. Çok yine uzatmadan bahsedeceğim. Temel iki grup metakognisyonlar var. Pozitif ve negatif metakognisyonlar var. Onlardan bahsedeceğim. Evet, şöyle. Şimdi tam oraya geldik işte. Pozitif ve negatif metakognitif inançlar. Arkadaşlar, pozitif metakognitif inançlar ruhsal bozukluğu besleyen düşünce paterninin avantajını vurgulayan inançlardır. Mesela tehlikeye odaklanmak yararlıdır. Gelecekle ilgili endişelenirsem bu beni tehlikelerden korur. Endişe yararlı olan bir şeydir. Endişelendiğim için sorunları hallediyorum. Yaygın ansiyete bozukluğunda sıklıkla pozitif metakognisyonlar devrededir. Endişelendiği için bir şeyleri kontrol ettiğini düşünür anne. Çocuğu geç geldiğinde kapılarda, pencerelerde kalır. Çünkü endişelendiği için bir süre sonra çocuk gelir. Çocuk zaten gelecektir. Yani çocuğun gelmesi annenin endişelenmesinden tamamen bağımsızken çok endişelendiğim için endişenin kontrol edici bir şeyleri engelleyici bir gücü varmış gibi zannetmeye başlar. Bunlar pozitif metakognisyonlar arkadaşlar. Negatif metakognitif inançlar ise daha çok kontrolsüzlük, düşüncenin tehlikesi ve anlamlılığı ile ilgili inançlardır. Hastalarımızda bunun örneklerini çok görüyoruz arkadaşlar. Düşüncelerin üzerinde kontrolüm yok. Zarar verme düşüncelerin bunları yapabileceğim anlamına gelir mesela. Bu düşünce, bu endişe aklımı kaybetmeme yol açabilir. Bu negatif metakognitif inançlar arkadaşlar. Ruhsal bozuklukların temel olarak da yaygın anksiyete bozukluğunun devam etmesine yol açan şey endişeyle ilgili bu tarz işlevsiz negatif metakognisyonlardır. Şunu da söyleyeyim unutmadan hani belki biter sunum aklıma gelmez. Yaygın anksiyete bozukluğu, posttraumatik stres bozukluğu, OKB'nin bir kısmı bilişsel davranış terapini biraz yumuşak karnı. Arkadaşlar. Biraz yumuşak karnı. Biraz etki alanının dar olduğu yer. İşte burada metakognitif terapi mesela çok daha etkili, çok daha güçlü. Ve Adrian Wells'ten ben şunu birkaç defa duydum eğitim dönemi boyunca. Tek bir seans, hatta o olgulardan bir tanesinin bir bölüm şeyine, görüşmesini gösterdi bize. Tek seansla düzelttiğim birçok posttraumatik stres bozukluğu vakası oldu diye söylüyor. Ki Adrian Wells gerçekten güvenilir olan bir insan. Tek seansla düzelttiğim posttraumatik stres bozukluğu ile ilgili olduğu özellikle söylüyor. Mesela bilişsel davranış terapi posttraumatik stres bozukluğunda birazcık şeydir. Yani zayıf karnıdır. Hatta doğrudan bilişsel davranışçı terapi olarak bile işlemez. Yarın anlatacağız arkadaşlara. Bilişsel işleme terapisi diye özel bir şey vardır. O da nispeten çok yeterli değildir. O nedenle EMDR ya da işte
prolonged exposure dediğimiz uzamış exposure'u daha çok kullanıyoruz orada biz. Back terapisini işin doğrusu orada çok fazla kullanmıyorum ben kendi kliniğimde arkadaşlarımızla beraber. Ama metakognitif terapi EMDR ile karşılaştırmalı çalışmalar var ve EMDR'ye göre de çok daha etkili. %80'e 90'a varan remisyon oranları var posttraumatik stres bozukluğunda. Yani posttraumatik stres bozukluğu yaygın anksiyete bozukluğuna ayrı bir başlık atmak gerekiyor. Metakognitif terapi değil. Evet. Hocam bir şey söyleyeyim. Tabii. EMDR'ye göre daha etkili dediniz de metakognitif. Evet. EMDR'ye duyguları da duyarsızlaştırıyoruz. Metakognitif terapi daha bilimsel duygu, bir yaklaşım. Duygu yok. Metakognitif terapide duygu diye bir şey yok. O zaman davranış da yok. Sadece EMDR'ye düşünce. Nasıl EMDR'ye göre nasıl kıyaslayabiliriz? EMDR ile klinik olarak, yok bütün vakaları dahil etmişler, klinik olarak yani genel ölçek skorları açısından değerlendirme yapıldığında çünkü duygu dediğimiz şey de zaten düşüncelerden etkilenen bir şey olduğu için gerçek bir insanda gerçek değişiklik ortaya çıkarmak istiyorsak düşüncelerini değiştirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Metakognitif terapi gerçek anlamda düşünceyi bilişsel davranış terapinin ötesinde de değiştiren tedaviler. Bu nedenle duygular üzerinde kalıcı etkisi EMDR'ye göre de bana göre daha etkili olacaktır. EMDR de uygulayan birisiyim ben tedavide. Ama bana göre metakognitif terapi, ben posttraumatik stres bozukluğunda çok fazla tecrübem yok. 2-3 tane hastada 6-7 seanslık takiplerim oldu metakognitif terapi ile ilgili. Yaygın anksiyete bozukluğu, depresyon konusunda eğitimlere, yani bu eğitimlere başlayacağız inşallah. Başlayınca o olgu sunumlarımı da hani tedavilere, işte BDT'de olduğu gibi dahil edeceğim. Posttraumatik stres bozukluğunda kesinlikle, yani ki posttraumatik stres bozukluğu tabii duygusal etkilenmenin çok ön planda olduğu bir bozukluk ama temelde bir düşünce bozukluğu. Ve zaten temelde bir düşünce bozukluğu ki metakognitif terapi bir numara posttraumatik stres bozukluğu. Mesela metakognitif terapi eğitim sırasında panik bozukluk yoktu. Ben de sordum ya Velse niye panik bozukluk hani yok programda diye. Onu BDT hallediyor zaten diye söylemiştim. Çünkü BDT şöyle hallediyor. Çünkü panik bozukluk tedavisi eşittir psiko eğitim zaten. Psiko eğitim kısmını hallettiğin zaman panik bozukluk çoğunlukla ciddi anlamda remisyona giriyor. Ama bir numara posttraumatik stres bozukluğu ki bu BDT'nin en yumuşak kalemidir. Evet, şu deneyimin iki tarzı, bundan da kısaca bir bahsedeyim arkadaşlar. İnsanoğlunun düşünce ve inançlarının zihninde meydana gelen olaylar olarak yorumlaması beklenmez. Şimdi normalde biz bir düşünceyi zihnimizden geçen olaylar gibi düşünemiyoruz. Bunu tam düşünebilsek ruhsal bozukluklara karşı çok korunaklı hale geliriz. Ama bazen düşünceyle öyle boğuşuyoruz ki sanki Murat eşittir düşünceymiş gibi algılamaya başlıyoruz. Düşünce ve Murat birbirinden tamamen farklı. Ama hastaya bazen ben konuşurken diyorum ki sen ve düşüncen birbirinizden farklısınız. Sen düşünceden tamamen ayrı birisin. Düşünce senden tamamen ayrı bir zihinsel aktivite sadece. Ama öyle bir hale sokuyor ki ruhsal bozukluk, düşünce eşittir kişinin kendisiymiş gibi algılaması neden oluyor. Düşünce ve inançlarımızı iç olaylar olarak değil de gerçeklikle karışmış halde görürüz. Onları dış dünyanın ve kendimizin bir parçası olarak görür ve her şeyi boyayan bir filtreli gözlükle bakarız. Yani düşünce bazen gerçek yaşamla o kadar ilişkili hale geliyor ki gerçek yaşamdan ayırt edilemez ve bu düşünceyle gerçek yaşam birbirine o kadar iç içe giriyor ki bu obsesif kompulsif bozuklukta BDT'yi anlatırken de söylüyoruz. Düşünce eylem kaynaşması diyoruz. Düşünce, olaylar, eylemler sanki birbiriyle iç içeymiş gibi. Halbuki birbirinden tamamen bağımsız olduğunu göremiyoruz. İşte metakognitif terapi bir de asıl olarak bu ayrımın rolü üzerine çok fazla odaklanıyor. Yani şöyle düşünecek olursak arkadaşlar, mesela bir düşünce var, işlevsiz bir düşünce. Bilişsel davranışçı terapi bununla kavga ediyor. Dövüyor bunu böyle. Böyle uğraşıyor. Metakognitif terapi sadece onunla yeni bir ilişki tarzı kurduruyor size. Yani daha üst seviyede düşünceyle aslında bu şekilde onu dövmene de gerek yok. Düşünceyi tanıman, ondan korunman için yeterlidir mantığını yerleştiriyor aslında. Hocam bilmediğiniz şeyden korkarız
dün eğitimde örnek vermiştim ya, şöyle düşünün arkadaşlar, ben bu örneği kullanıyorum. İki tane şey düşünün, oda düşünün. Aynı ölçüde, aynı sıcaklıkta, her şeyi aynı. Aynı karanlıkta, zifiri, hiçbir şey görmüyor, sıfır hani görme şansı. Sizi ikisinin giriş kapısından içeri alıyorlar. Birisi bildiğiniz oda. Mesela burası diyelim. Burası. Şimdi ben burada sizin nasıl oturduğunuz dizaynınızı biliyorum. Böyle bir oda, bu odanın boşaldığını düşünün. Ben de buradayım, burada olduğumu biliyorum. Nereye gideceğimi, dokununca neler olacağını gayet iyi biliyorum. Ama aynı karanlıkta başka bir oda, hiç bilmediğim bir oda. Dışarıdan bakıldığında iki oda arasında hiçbir fark yok. Ayağımı attığımda bir hayvan üzerine mi basacağım? Yoksa bir uçurum mu var bilmediğim bir oda. Düşünün. İki oda birbirine tamamen teoride aynı ama pratikte iki odayla ilgili bizim algılarımız ne kadar çok değişir değil mi? Bilmek tabii çok önemli bir şey. Bilmek çok değerli bir şey. Bildiğimiz şeyden kesinlikle daha az korkuyoruz. Deneyimin iki tarzı arkadaşlar. Düşüncelerimizi kendimiz ve dış dünyadan bağımsız olarak sadece içsel yaşantılar olarak göremiyoruz. Tam görebilsek ruhsal bozukluğa karşı tam korunaklı hale geliriz. Bu da mesela mindfulness temelli terapilerde ana odaklanmak denen şey var ya, işte ana odaklanmak denen şey aslında, onun karşılığı. Bu tarz bir dünya deneyimine obje modu deniyor. Object mod, yani obje modu deniyor. Tersi ise metakognitif moddur. Burada düşünceler dış dünya ve kendimizden ayrı olaylar olarak bilinçli bir şekilde ayırt edilir. Bu haliyle metakognitif mod, CBT'deki otomatik düşünceleri ayırt etme ve onları esnetmeyle, onları değiştirmeyle aynı şey değil arkadaşlar. CBT'de terapist bu otomatik düşüncenin hasta için doğruluk düzeyini değiştirmeye çalışır. MCT'de ise terapist düşüncenin doğruluk düzeyinden bağımsız olarak alternatif bir tarzda içsel bir deneyim olarak deneyimlemesini, düşüncelerini içsel bir deneyim olarak deneyimlemesini öğretmeye çalışır. Bakın bu da çok temel şeylerinden biri. Yani CBT'de terapist otomatik düşünceye sarsma olduğu işte ağaç gibi sallama görevini yürütürken MCT'de terapist doğruluk düzeyinden bağımsız, yani bu ne kadar doğru ne kadar yanlış değil. Ondan ziyade o sadece bir içsel deneyim. Yani senin zihninden geçen sadece bir aktivite, bunu hissettirmeye çalışır. Anlatabiliyor muyum? Yani duruma biraz daha yukarıdan bakabilme kapasitesini elde ettirmeye çalışır. Bu da MCT'nin temel formülü arkadaşlar. İngilizce ama temel formülü. Evet, burada biraz kastan bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak, şimdi MCT'nin temel modeli şu arkadaşlar. C yine aynı. Duygusal, duygular ve davranışlar. A, tetikleyici düşünce. Olay değil bakın, tetikleyici düşünce. M ise, şimdi anlatacağım, kas. Artı işlevsiz, pozitif ve negatif meta kognisyonlar. İşlevsiz, pozitif ve negatif kognisyonlar kası besler. Kas da insanı ruhsal yönden hasta yapar. Böyle diyor. Yani şu C'yi oluşturan kastır. Kası besleyen PN meta kognisyonlar. Olayı başlatan tetikleyici düşünce. Mesela metakognitif terapi böyle geçmiş hatıralarla, şunlarla, bunlarla hiç uğraşmıyor arkadaşlar. Son iki hafta. En büyük o da son iki hafta. Yani son iki hafta niye? Ruhsal bozukluğu toksik bir şekilde insanı ruhsal yönden hasta eden şeyi son iki hafta içerisinde arıyor. Çünkü bize güncel bir belirtiler gelmiş olan bir hastada son iki haftada ortaya çıkmış olan belirtiler, şikayetlere devam eden bir hasta için bizim için en değerli belirtilerdir diyor. Ve son iki haftadaki, hatta son günlerdeki en önemlisi tetikleyici düşüncelerle oluşuyor. Tabii bu tetikleyici düşünce, şunların ayrıntılarını ancak lider eğitimlerde konuşabileceğimiz bir şey arkadaşlar.
KAS'ın 4 komponenti var. Endişe, ruminasyon, tehdide odaklanma, yararsız baş etme stratejileri. Bütün ruhsal bozukluklarda KAS bunun değişik versiyonları da ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kişi gereksiz yere düşüncesi üzerine düşünüp endişeleniyor. Bunu çok fazla sündürüyor, ruminasyon. Tehditlere gereksiz yere odaklanıyor, özellikle posttraumatik stres bozukluğunda. Ve uygun olmayan baş etme stratejileri kullanıyor. Borderline kişilik bozukluğunda da çok etkili şeyleri var, teknikleri var. Onda mesela uygunsuz baş etme stratejilerinden en önemlisi borderline kişilik bozukluğunda hangileri? Kendine zarar verme davranışları. Mesela buna yönelik diyalektik behavior terapiden daha etkili yöntemleri var. KAS'ın panik bozukluk örneğine bir bakalım arkadaşlar. KAS'ın panik bozukluk örneği spontan klinik veya subklinik panik ataklar pek çok insanda olur. Panik bozuklukta ise gelecek panik ataklar konusunda endişelenmek anksiyeteyi sündürür, uzatır ve kişi vücut duyumlarını izlemeye başlar. Nabız, tansiyon, arteriyel ve bu durum gelecek panik ataklarla ilgili tetiklenme riskini artırır. Mesela tansiyondaki bir yükselme veya nabızdaki artış gibi. Bu durumda kişi anksiyetenin gerçekten de kontrol edilemez ve zararlı olduğu konusundaki inançlarını beslemeye başlar. Pozitif ve negatif metakognisyonlar devreye girer tam da burada. Bu arada kognitif KAS dediğimiz şey kognitif attention sendromu. Bilişsel dikkat sendromu. Yani bilişsel dikkat sendromu. KAS ruhsal bozukluğun devamını, yani düşüncelerle yanlış ilişki tarzımızın merkezinde KAS var. Gereksiz bir KAS var. KAS'ı tedavide bakın bilişsel davranışçı metakognitif terapi dediğimiz şey özetle şu işte arkadaşlar. Yani şu. Şu olunca hasta remisyona giriyor. Danışan remisyona giriyor. Hem KAS'ın hem de işlevsiz pozitif ve negatif metakognisyonların ortadan kalkması gerekiyor. Burada önemli bir şey var mı? Şöyle bakayım. KAS'ı besleyen şey de pozitif ve negatif metakognisyonlar. Bir yaygın anksiyete bozukluğu örneğine bakalım KAS'ın. Böyle bir yaygın anksiyete bozukluğunda formülasyon nasıl? Mesela 40 yaşında bayan hasta kendini bildiği bileli endişe olduğunu tanımlıyor. Bu üniversitede bir öğretim üyesi arkadaşımız. Kadın hasta. Son yaşadığı endişe artışı sorgulandığında ne zaman oldu diye. Ya çocuğunda komşunun çocuğu gibi kötü bir hastalığa tutulursa ben ne yapacağım düşüncesi öğrendi. Böyle bir durumda kalırsam ne yaparım şeklinde yoğun endişe ve durumdan kurtulmak için yapabileceklerini düşünme tarzı gelişmişti. Galiba bu düşünceler aklımı kaybettirecek düşüncesi eşlik etti. Arkadaşlar, danışanlarımızın, hastalarımızın farkında olmayabiliyoruz bazen ama çok önemli bir kısmına aklımı kaybedeceğim düşüncesi var. Aklımı kaybedeceğim. Bunu çok sözel olarak ifade etmiyorlar ama önemli bir kısımda var. Hani bu gidişle ben aklımı kaybedeceğim. Bazen bunu sözel olarak ifade etmeyebiliyor. Çocuğuyla ilgili şeyleri düşünmemeye, daha güzel şeyleri düşünmeye çalışma şeklinde bilişsel kaçınmalar eşlik ediyor. Olguda zihne gelen düşünceye cevap verme tarzı, hastanın cevap verme tarzı şu. Uzamış endişe. Düşüncelerini baskılamaya çalışma, düşüncelerden kaçınmaya çalışma, KAS'ın temel komponentleridir. Niye böyle düşünüyor olabileceği sorulduğunda endişelenerek bir şeyleri kontrol altında tutabileceğine inandığını, çünkü eşinin çocuğuna karşı çok ilgisiz olduğunu ifade ediyor. Evet, bakın burada KAS'ı besleyen pozitif metakognisyon da bu. Endişelenirsem bir şeyleri kontrol altında tutabilirim. Fakat böyle düşünmekten dolayı aklını kaybetmekten korktuğunu da belirtti. İşte burası da negatif metakognisyon. Bu iki zehir işte KAS'ı besliyor arkadaşlar. KAS da ruhsal bozukluğun devamına yol açıyor. Sosyal anksiyete bozukluğu örneğine bakalım. Onun bir formülasyonuna. Peki bu vakadan ne sorular soruluyor? Bu kişilik. Evet, yani. Mesela çok güzel aslında. Biraz sonra o sorulardan örnekler sanki koydum ama çok fazla şey sorabiliriz. Endişelenmeyen ama çocuğuna kavuşan ve çocuğuna bir şey olmayan etrafında başka insanlar yok mu? Sokratik sorgulamak lazım. Yani mesela bu kişinin zeminde yer alan bir diğer pozitif metakognisyonu, bir başka zehir de şu. Endişelenmek sorumluluk işaretidir.
Değil mi? Genelde endişelenen insanlar sorumlu, endişelenmeyenler sorumsuz. Peki endişelenmeyen ama senin sorumlu olduğunu düşündüğün anne babalar var mı? Endişelenmek, sorumluluk için tek kriter endişelenmek midir? Bu tarz sorgulamalar. Bu o zaman metakognitif terapi biraz şema terapiye de benziyor. Yani biraz daha, şimdi şema terapinin aslında şema terapi daha core'daki temel inançlarla uğraşır ama ruhsal bozukluğun devamına temel neden olan şey şeye göre, metakognitif terapiye göre metakognisyonlardır. Metakognisyonlar aslında hem şemaları hem BDT'deki ara inançları da kapsayan bir tarafı var, bir tarzı var diye aslında yorumluyor. Yoksa şema terapi varken böyle bir şey de ortaya çıkmazdı. Şema terapinin çok yararlı olduğu yerler gerçek anlamda var ama mesela posttraumatik stres bozukluğunda da şema terapi çok etkili değil mesela. Evet, şöyle sosyal anksiyete bozukluğu örneğine bakalım. 37 yaşında erkek hasta sosyal ortamlara, büroda ortak kullanılan ortamlara girdiğinde yoğun sıkıntı, beni tuhaf olarak görecekler şeklinde yakınmaları var. En son yaşadığı örnek sorulduğunda şube müdürünün aniden odaya geldiği anı belirtiyor. Bakın son anı, son örneğini soruyoruz ya. O anda ne düşündüğü ve ne kadar yoğunlukta bir sürede devam ettiği sorulduğunda ya sorduğu sorulara cevap veremezsem acaba beni nasıl görüyor? Evet, o A işte buradaki düşünceleri. O anda dikkatini kendisine ve çevreye yöneltip yöneltmediği sorgulandığında başlangıçta ellerinin titreyip titremediğine baktığını, amiri tarafından nasıl göründüğünü zihninden geçirmeye çalıştığını, sesini düzeltmeye çalıştığını ve anormal görünmemek için sürekli gülümsediğini, kızarıp kızarmadığını merak ettiğini ve buna odaklandığını ifade etti. İşte kasın komponentleri bunlar. Olguda zihne gelen, düşünceye cevap verme tarzı uzamış endişe, nasıl bir izlenim ortaya koyduğu ile ilgili tehdit izleme ve hem ses ve hem de görüntü olarak iyi görünmeye çalışma tarzında baş etme stratejileri kasın temel komponentleridir. Bunlar mutlaka ortadan kaldırılmalıdır arkadaşlar. İAB yazmışım, o SAB olacak. Sosyal anksiyete bozukluğu örneği. Evet arkadaşlar, şimdi burayla ilgili temel teorik bilgileri... Şurada bir şey daha, karikatür. Oğlum özgülenim kaybetti, doktor bey diyor. Dört gözlü olduğu için olmasın sakın. Bir de şişko ya, ondandır. Tombalak gözlük falan diyor. Allah belasını versin seninki doktorun diyor. Şimdi bunu arkadaşlara anlatırken söylemiştim. Benim terapi eğitimlerinde de var. Bir İstanbul'da eğitim verirken bir sınıf arkadaşım psikiyatriye sonradan girdi. Obsesif kompulsif bozukluğu var. Bana da hep böyle danışırdı ben ihtisastayken falan. Sonra o eğitime, BDT eğitimine İstanbul'da katılınca ya Murat dedi, ben dedi bu karikatürü görünce dedi şey aklıma geldi. Bir gün hastanın biri gelmişti. Böyle obsesif kompulsif bozukluğu vardı. Merak ettim bendeki obsesyonlardan onda da var mı diye. Sordum, Allah belanı versin. Sayende yoktu, o da oldu falan diye sinirlenip çıktı demişti. Bu karikatürü görünce tam onu biraz çağrıştıran bir karikatür olmuş. Tabii bu etik olan bir şey değil. Hastaları, merakımızı gidermek için hastalara soru sormak uygun olan bir yöntem değil. Evet arkadaşlar, böyle kasla ilgili burada bilgiler devam ediyor. Mesela orada endişelenmeden hazırlanmak mümkün değil mi? Olabilecek her şey hakkında endişelenmek mümkün mü? Eğer senin hedefin her şey hakkında endişelenirim, her şeyi kontrol altında tutarım ise her şey hakkında endişelenmeyi nasıl mümkün hale getireceksin gibi bir soru sorulabilir. Yani bununla ilgili eğitimler sırasında her bir negatif ve pozitif, çünkü her bozuklukta bunları ayrı ayrı takip edeceğiz. Ben eğitim setimi hazırladım. Yaklaşık 2000 falan civarında bir slide oldu. 7 eğitim günü sürüyor. Metakognitif terapi eğitimi. Hepsiyle ilgili Sokratik sorgulamalara ait örnekler olacak. Burada onlarla ilgili nasıl sorgulanacağına dair örnekler var. İstiyorsanız bu sunumu PDF olarak tabii ki size bırakabilirim. Tamam, bırakayım ben size. Arkadaşlar, ben şimdi kası ortadan kaldırmak için kullandığı iki temel yöntemi var metakognitif terapinin. Biraz da onlardan bahsederek bitireceğim. Kası ortadan kaldırmak için Sokratik sorgulama dışında iki tane yöntemi var. Birisi attention training teknik, beraber yapmıştık. Birincisi o. İkincisi de o ruminasyonu ortadan kaldırmak için kullanılan bir teknik. İkincisi de arkadaşlar Detached Mindfulness, belki ismini duydunuz. Yani bu da uzamış endişeyi ortadan kaldırmak için teknik. Kasın dört elemanı vardı. Bir endişe, iki ruminasyon,
3 tehdit izleme, 4 baş etme, uygunsuz baş etme stratejileri. Tehdit izleme ve uygunsuz baş etme stratejileri biraz daha yine Sokratik sorgulamalarla ortadan kaldırılabilecek olan kas komponentleri. Endişe ve ruminasyon içinde 2 tane teknik kullanıyor. Şimdi o tekniklerle ilgili egzersizleri de yaptırarak bitireyim arkadaşlar. Endişeye yönelik olan teknik Detached Mindfulness. Önce onu yapalım. Şimdi gözlerimizi kapatalım arkadaşlar. Kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Mesela depresyonda falan da çok sık görüyoruz. Endişe, ruminasyon arkadaşlar. Hasta ne yapar biliyor musun? Sürekli şunu düşünür. Nasıl olacağım, ne olacağım, nasıl düzeleceğim, ben eski halime nasıl geleceğim? Nasıl olacağım, nasıl düzeleceğim, eski halime nasıl geleceğim? O kadar çok tipik böyle ruminasyonları vardır ki. Bu ruminasyondan çıkamaz. Neden? Çünkü dikkat esnekliğini kaybetmiştir. Ruhsal bozukluklarda kas komponentinin ruminasyon kısmında dikkat bir alanda takılıp recycling yapar. Böyle sürekli recycling yapar, böyle patinaj yapar. Bu patinajdan çıkarabilmek için dikkat esnekliğini artırmak gerekir. Bunun için kullandığımız bir teknik. Evet, şimdi gözlerimizi kapatalım. Şimdi sizden isteğim sadece benim sesime odaklanın. Diğer tüm sesleri ihmal edin. Sadece benim sesime odaklanın. Zihin alanınıza başka sesler de girebilir. Bunları ihmal edin. Sadece benim sesime odaklanın. Diğer tüm sesleri ihmal edin. Buna S1 diyoruz. Şimdi masada çıkardığım şu sese odaklanmanızı istiyorum. Benim sesim dahil tüm sesleri ihmal edin. Sadece masada çıkardığım bu sese odaklanın. Başka sesler de zihninizi çelebilir. Onları ihmal edin. Sadece benim sesime odaklanın. Sadece benim sesim. Sadece masadan gelen ses. Benim sesim dahil tüm sesleri ihmal edin. Parmağımla masada çıkardığım bu sese odaklanın. Sadece bu ses. Buna S2 diyoruz. Şimdi oda içerisinden gelen başka bir sese odaklanmanızı istiyorum. Klima sesi olabilir mesela. Bu sese odaklanın. Sadece bu sesi dinleyin. Sadece bu sese odaklanın. Diğer tüm sesleri ihmal edin. Zihninize başka sesler gelebilir ve zihninizi çelebilir. Onları ihmal edin. Sadece benim, sadece klimadan gelen sese odaklanın. Sadece klimadan gelen ses. Diğer tüm sesleri ihmal edin. Buna S3 diyoruz. Şimdi odanın hemen dışından gelen bir sese odaklanın. Duyamasanız bile duymaya çalışın. O alana odaklanın. Diğer bütün sesleri ihmal edin. Sadece o ses. Odanın hemen dışından gelen bir ses. Duyamasanız bile odanın dışına lokalize olun. Sadece oraya odaklanın. Duymaya çalışın. Diğer tüm sesleri ihmal edin. Diğer tüm sesleri ihmal edin. Sadece oraya odaklanın. Buna S4 diyoruz. Şimdi vücudunuzun sağ tarafından gelen ve sağ kulağınızla duyabileceğiniz sese odaklanın. Vücudunuzun sağ tarafından gelen ve sağ kulağınızla duyabileceğiniz bir ses. Duymasanız bile o alana lokalize olun. Vücudunuzun sağ tarafı. Bütün dikkatinizi oraya verin.
bütün dikkatinizi oraya kaydırın. Vücudunuzun sağ tarafından gelen o sese duymasanız bile duymaya çalışın. Diğer tüm sesleri ihmal edin. Sadece sağ taraftan gelen ses. Fark etmediğiniz pek çok ses var sağ tarafta. Duymaya çalışın. Diğer tüm sesleri ihmal edin. Buna S5 diyoruz. Şimdi sol kulağınıza daha iyi duyabileceğiniz ve vücudunuzun sol tarafından gelen bir sese odaklanmanızı istiyorum. Vücudunuzun sol tarafından gelen ses. O sesi duymaya çalışın. Duymak için çaba sarf edin. Duyamasanız bile o alana lokalize olun. Sadece o alana odaklanın. Diğer tüm sesleri ihmal edin. Sol kulağınızla duyabileceğiniz vücudunuzun sol tarafından gelen ses. Duymasanız bile duymaya çalışın ve o alana lokalize olun. Buna S6 diyoruz. Şimdi çok uzaklardan gelen bir sesi duymaya çalışın. Dikkatinizi yoğunlaştırdığınızda duyabileceğiniz bir ses. Uzaklara lokalize olun. Uzaklara odaklanın. O sesi duymaya çalışın. Diğer tüm sesleri ihmal edin. Zihninize başka sesler gelebilir ve çelmeye çalışabilir. Sadece uzaklar. O sesi duymaya çalışın. Uzaklara lokalize olun. Buna S7 diyoruz. Evet, şimdi sesler arasında gezinti yapacağız arkadaşlar. Her söylediğim sesle o sese odaklanmamızı isteyeceğim. S olarak sayacağım. S3 S1 S7 S2 S6 S4 S5 S1 S7 S2 S3. Evet, şimdi dikkatinizi mümkün olduğunca yaymanızı isteyeceğim. Dikkatinizi yayın, yayabildiğiniz kadar yayın ve derinleştirin. Aynı anda duyabileceğiniz 7 sesin tamamını duymaya çalışın. Dikkatinizi yayabildiğiniz kadar yayın. Duyabildiğiniz sesleri içinizden sessizce sayın. Duyabildiğiniz sesleri içinizden sessizce sayın. Dikkatinizi yayın ve aynı anda duyabildiğiniz kadar sesi duymaya çalışın. Dikkatinizi yayabildiğiniz kadar yayın. Aynı anda duyabileceğiniz kadar sesi aynı anda duymaya çalışın ve duyabileceğiniz sesleri içinizden sayın. Evet, gözlerimizi açalım. Arkadaşlar, bu egzersizi yaparken ilk kısmına 5 dakika, ikinci kısmına 5 dakika, son yaptığımız kısma da 2 dakika ayırıyoruz. Tam hakkıyla gerçekleştiğinde 12 dakika sürüyor. Maksimum kaç sesi duyabildiniz aynı anda? 6. Çok güzel bir sayı. Genelde 3 ve üstü bizim istediğimiz bir şey. Amaç şu, dikkati kendinizden çevreye yaymak. Bu kasık kırmak için özellikle ruminasyonların yoğunlaştığı, obsesyonların çok çıldırtıcı hal aldığı durumlarda
ve intihar düşüncelerinin ruminasyon haline aldığı dönemlerde kullanılabilen, bir taraftan da kasın önemli bir komponenti olan ruminasyonu farklı durumlarda ortadan kaldırmayı hedefleyen bir teknik. Şimdi endişeye yönelik temel tekniklerden biri olan detached mindfulness egzersizini yaptırıp bitirelim arkadaşlar. Evet, şimdi insanoğlu düşüncelerin zihninin bir parçası olduğunu bilmiyor. Hani biraz önce dedim ya, ben düşüncem eşittir Murat, obsesyonum eşittir Murat gibi. Ben kendiyle o kadar çok bütünleştiriyor ki. Halbuki düşünceler, hani ACT temelde tedavilerde de anlatılır ya, gökten süzülen bulutlar gibidir. Mesela biz bulutların şekliyle buradan uğraşma ihtiyacı hissetseydik, nasıl bir kazanım elde ederdik? Hiçbir kazanım elde etmez. Hiçbir insan da belki bulutlarla uğraşmak zorunda kalmamıştır, değil mi, şekliyle? Niye uğraşmak zorunda kalmayız? Çünkü sürekli gelir geçer, dünyamızın bir parçası değil. Düşünceler de zihnimizin, beynimizin ve bedenimizin parçası değil. Düşünceyi, düşünce olma hüviyetini kazandırır ve onunla yeni bir ilişki tarzı kurarsak, endişenin bu kadar uzamasını engellemiş oluruz. Temel mantık bu arkadaşlar. Düşünceleri sadece düşünce olarak hissetmeyi sağlamaya yönelik bir egzersiz. Tek egzersizle yeterince içselleştirilemiyor, onu söyleyeyim. Bol bol egzersiz yapmak lazım, kendiniz için de söyleyeyim. Şimdi gözlerimizi kapatalım. Size bazı kelimeler söyleyeceğim. Bu kelimeler zihninize gelecek. Şekil gelebilir, gelmeyebilir. Bir hatıra gelebilir, gelmeyebilir. Hiçbir önemi yok. O düşüncenin zihninize gelmesini, zihninizde serbestçe dolaşmasına izin verin. Onu sadece pasif şekilde izleyin. Onunla uğraşmayın. Onu sadece pasif şekilde izleyin. Onu sadece gözlemleyin. Sadece düşünce olarak gözlemleyin. Onunla uğraşmak, onu baskılamaya çalışmak yok. Düşünce, detached mindfulness, düşünce baskılamanın tam tersidir arkadaşlar. Zihne gelmesine izin vermek, onunla ilişki kurma tarzını değiştirmek. Yani onu sadece pasif şekilde izlemek, onunla uğraşmamak, onunla kavga etmemek. Evet, şimdi gözlerimizi kapatalım. Ağaç. Çiçek. Onu sadece izleyin. Serbestçe dolaşmasına izin verin. Onunla uğraşmayın. Onunla yeni bir ilişki tarzı kurun. Bulut. Deniz sahili. Ağaç. Göl. Sadece izleyin. Zihninizde serbestçe gelmesine izin verin. Dolaşmasına izin verin. Onun içine girmeyin. Sadece pasif şekilde gözlemleyin. Kelebek. Bulut. Çiçek. Evet, gözlerimizi açalım. Şimdi face mindfulness'ı tanımak için kullanılan çok klasik egzersizlerden bir tanesi kaplan egzersizini yapacağım. Şimdi gözlerimizi tekrar kapatalım. Şimdi zihninizde bir kaplan hayal etmenizi istiyorum. Kaplan düşüncesini zihnine getirin. Kaplanı kendi yerinde bırakın. Bir geri adım atın ve kaplanı sadece izleyin. Kaplan yatıyor olabilir, olmayabilir. Kuyruğunu sallıyor olabilir, olmayabilir. Hiçbir önemi yok. Ne yaparsa yapsın, siz onun içine girmeyin. Onu sadece izleyin. Sadece şekilde gözlemleyin. Kendinizi kaplandan ayırın. Onu kendi yerinde bırakın.
Onu sadece izleyin, hiç müdahale etmeyin. Pasif bir şekilde gözlemleyin. Sadece izleyin onu. Müdahale etmeyin. Ne yaparsa yapsın. Kendi etrafında dolaşabilir, kuyruğunu sallabilir, sallayabilir, sallamayabilir. Hiçbir önemi yok. Onu sadece pasif şekilde gözlemleyin. Sadece müdahale etmeden, sadece pasif şekilde gözlemleyin. Evet, gözlerimizi açalım. Şimdi sizden şöyle bir şey isteyeceğim. Bugün olabilir, dün olabilir, ondan önceki gün olabilir. Zihninize gelmiş olan ve sizi rahatsız eden bir düşünce, bir haber olabilir. Böyle bir şeyi zihninize getirmenizi isteyeceğim. Evet, gözlerimizi kapatalım. Dün, bugün, evvelsi gün, bu hafta içerisinde olabilir, geçen hafta olabilir, bugün gelirken buraya olmuş olabilir, trafikte olmuş olabilir. Sizi rahatsız eden, zihninize gelen, geldiğinde sizi huzursuz eden bir düşünce. Bu düşünceyi zihninize getirmenizi istiyorum. Rahatsız eden bir görüntü olabilir. Görüntüler de düşüncelerdir çünkü. Onu zihninize getirin. Şimdi isteğim, onu kendi yerinde bırakın. Bir geri adım atın zihninizde ve onu sadece pasif şekilde gözlemleyin. Düşünceyi kendinizden ayırın. O düşüncenizle yeni bir ilişki tarzını kurun. Yeni bir ilişki tarzını kurun. Sadece onu pasif şekilde gözlemleyin. Sadece izleyin, içine girmeyin. Kendinizden ayrılın. Yeni bir ilişki tarzı kuruyoruz düşüncelerimizde. Düşünceyi sadece düşünce olarak görmek ve onu sadece pasif şekilde izlemlemek. En az 2 dakika bu şekilde onu sadece pasif şekilde gözlemleyeceğiz. Pasif şekilde sadece izleyelim. Düşüncelerinize yeni bir ilişki tarzı kuruyoruz. Düşünceleri sadece düşünce olarak kabul ediyoruz. Bunun ilk adımını atıyoruz. Düşünceleri sadece isteyin, düşünceniz. Evet arkadaşlar, gözümüzü açalım. Bol bol egzersiz yapmak gerekiyor. Hemen mantığını kısmen anladınız. Benden bugünlük bu kadar. Soru, katkı var mı? Yaklaşık tam planladığım gibi. Severim böyle zamanla başı. Bilişsel davranışçı terapi, metakognitif terapide zaman, mesela Judith Beck mesela eğitim yapar ya, diyelim ki saat kaçta eğitim? 7'de mi? 6.59'da kürsüye gelir, 7'de başlar. Diyelim ki 7.59'da bitirdi, bir dakika var ya, top çevirir, bir şeyler yapar, 8.59'da gelir. Biz de öyle yapmış olduk aşağı yukarı. Sorularınız var mı? Soru, katkı. Merak ettiniz. Merak ettiğiniz şeyler. Yaklaşık kaç sene gitti yaklaşım bu tarafa? Nereden? Hastayla tedavi süresi mi? Yok. Benim metakognitif. Benim metakognitif. Dünya genelinde. Ha ha ha. 1994, 93, 92'de Kur'an ortaya konuyor. Aslında Kur'an eski.
Ama terapinin ortaya çıkışı 98, 99, 2000'lerden sonra, hatta 2003'ten sonra falan. Dünyada şu anda toplam 250 tane metakognitif terapist var. Türkiye'den de işte 2-3 kişi falan var, yani 3-4 kişi var. Tabii tabii. İşte Anıl diye bir arkadaş var, Ali Engin, işte İlhan Hanım var. Bir de işte ben oldum. Geçenlerde sordum, psikiyatriden var mı böyle, psikiyatri profesörü var mı diye. Yok dedi, tamam dedim. Şimdi bize sertifikasyon yapacaklar şeyde, tören falan yapacaklar bir otelde, Kasım gibi. Metakognitif terapi ile ilgili böyle bir şey Türkiye'de başvurmak benim için nerede aklıma geldi, nasıl denk geldim, ben de iyi ki denk gelmişim. Çünkü gerçekten güzel bir alan, hastalara yararlı olabilecek bir alan, baş terapi alanı. İnşallah bunu insanlara anlatma fırsatı da doğar. Ben düşünüyorum inşallah. Zaten slaytlarımı hazırladım. 2000'e yakın slayt var. 1800 falan civarı slayt var. 7 oturum. Yani bu terapinin temel ilkeleri bir 200 slaytlık falan bir şey var. Ben size bunun bir 50 slayt slaytından dikkat ederseniz bahsettim. İkinci post-traumatik stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu. 2-3 post-traumatik depresyon, OKB, sosyal anksiyete bozukluğu, psikoz ve borderline diye. 7 ayrı modül şeklinde. 6 ya da 7. Belki psikozla şey birleştirilebilir. Psikozla borderline birleştirip 8-7 şey 6 modül. Psikokinetik terapi eğitimi vermeyi düşünüyoruz dediniz ya. Genelde eğitimlerden hani temel bir eğitim olur. Onu almak gerekir. Metakognitif için de BDT'yi almak gibi bir şart. Yani BDT biraz temelden başlayalım. Valla şöyle, BDT ile ilgili anlattığım kısım oldukça kısa. Burada ben biraz daha kısa attım, biraz daha uzun anlatıyorum ama BDT'yi biliyor olarak gelmek çok büyük avantaj. Çünkü BDT'nin temel mantığı gerekiyor, onun için BDT'yi biliyor olmak gerekli. Ben metakognitif terapinin temel ilkeleri, yani birinci modülü anlatmaya başladım zaten. Bir ders sponsorluğunda psikiyatrist arkadaşlara anlatıyorum ama böyle genel anlamda bireysel olarak, hani biraz firması sponsorluğu, sponsor oldu bir firma. Onunla 7-8 yerde anlatacağız. Başladık, birinciyi yaptık, ikinciyi yapacağız şimdi inşallah. 2020'de de 6-7 yerde yapacağız. Ama asıl eğitimlere 2020'nin herhalde ikinci yarısından sonra inşallah başlayacağım. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Ben bir selfie alayım yani eğitimlerde. Benim şey adresim...